tercih ettin? Reis, ben toplam 12 tane tercih verdim. Son tercihim Muş Alparslan Üniversitesi'ydi. Ve sıralamamdan 170 bin gerideydi. Tamamen şans eseri oldu. Pişmanlık yaşıyor musunuz? Aslında şu servis sıkıntısı olmasa ve okulun laboratuvar bakımından teknik şeyleri iyi olsa aslında ders çalışmak için güzel. Fazla faaliyet yok, aktivite yok. Takılmak için kafelerimiz yok. Bugün var yok diyelim biz ona. Öyle diyelim. Ders çalışmak için güzel. Bu eksikleri tamamlansa aslında pek bir sıkıntısı yok. Bir de şu soğuğundan çok şikayet ediyorlar. Daha yaşayacağız, göreceğiz. Hala titriyorum şu an vallahi. Görerek yaşayacağız bunları bakalım. Başka çok teşekkür ederiz. Videoyu yayınlamamıza sıkıntı yok mu? Ederiz yine. Neden Muş Alparslan Üniversitesi'ni tercih ettin? Tercih mağduruyum. Peki şu an hala tercih mağdurluğundan pişman mısın? Ya valla elini veren kolunu kaptırıyor, bir türlü kurtulamıyoruz işte. Son yılınız herhalde. Evet, son yılım. 5 senedir. İnşallah bir. İnşallah, çok dua ediyorum. Eğitiminden memnun oldunuz mu? Hani üniversitenin eğitiminden memnun oldunuz mu bu 5 yıl içerisinde? Yani memnun olduğum noktalar da var, memnun olmadığım noktalar da var. Bilmiyorum, çok değişik insan var. Bu yüzden hani bir sürü insanla karşılaştım. Çok şey öğrettiler bana. Yani o yönden şanslı olduğumu düşünüyorum. Niye kesiyorsun? Anneciğim, seni çok seviyorum, öpüyorum seni. Çok özledim. Neden Muş Alparslan Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Valla öncelikle kendi memleketim olduğu için, hani ben de Muşluyum, Bulanıklıyım. Kendi memleketim olduğu için hani hem maddi hem manevi açıdan bana kolaylık sağladığı için, hem de hani kendi ilimin biraz da böyle ne diyeyim hani kendi açımdan gelişmesi için elimden geldiği kadarıyla onu böyle bir şeyler katmak açısından ben de böyle kendi ilimde okumak istedim. Peki üniversitenin eğitim düzeyinden memnun musun? Üniversitenin eğitim düzeyinden memnun değilim. Niye? Çünkü bizim hani üniversite bu sene de böyle Türkiye geneli üniversitelerde 87 üniversite arasında 84. seçildi. Daha önce sondan ikinciydi herhalde, bu sefer böyle 6-7 şey yaptı. Ve ailem babamın imam olmasından dolayı ilahiyata gelmek zorunda kaldım. Ya pişman mısınız? Evet, pişmanım. Babanıza seslenelim o zaman, ne yapalım? Babama diyorum ki bu kadar benim kararlarıma karşı çık. Neden Muş Alparslan Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Pişliğine geldim. Acaba pişlik olsun. Neden Muş Alparslan Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Memleketime yakın olduğu için. Eğitim sistemi olarak eğitiminden memnun musunuz? Hayır, değilim. Konuda mesela eğitimde bir türlü oturmadı. Her sene değişiklikler yapılıyor. Ve bu da öğrenciye gelmiyor. Her sene değişiyor. Bir türlü oturmadı. Başarısız. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Bu videoyu yayınlamamızda sıkıntı. Yok. Neden Muş Alparslan Üniversitesi'ni tercih ettin? Yaşadığım şehre daha çok yakın olduğu için, ailem de doğu tarafını tercih ettiği için Muş Alparslan Üniversitesi'ni kabul ettim. Senin eğitim düzeyinden memnun musunuz? Çok memnunum, aşırı derecede. Az önce sınavdan çıktım, bayağı memnun kaldım. Sınavın kötü geçtiği belli oluyor. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı üniversite hakkında? Yani üniversite... Hocalar bizi bu kadar zorlamamalı, gerek yok. Zaten 2 yıl sonra unutacağım. Hocalara sesleniyoruz. Perişan. Mustafa Hocam. Çok teşekkür ederiz. Videoyu yayınlamamızda sıkıntı yok umarım. Aslında ben tercih etmedim. ÖSYM beni tercih etti. 15. sıralarda falan da tercihim. Yani denk geldi galiba. Yoksa kendim tercih etmedim. Pişman mısınız? Pişmanlık yaşıyor. Çok da pişman değilim. Güzel küçük bir şehir. Üniversitesi güzel ama gelişmek için çok geride kalmış. Üniversitenin eğitim düzeyinden memnun musunuz? Eğitim düzeyinden, yani hocalarından memnunum. Ama aktivitesi çok eksik. Herhangi bir aktivite yapılmıyor. Yani söyleyenler oluyor da, peki hani o öğrencilere bağlı olan bir şey değil mi? Bize bağlı mı? Yani bilmiyorum aslında. Mesela geçen ilgileneceğiz dediler bu enstrüman için falan. Bir hocamız ilgileniyor. Bir aydır peşinde koşuyorum, yok. Aslında biz ilgileniyoruz ama çok eksik bırakıyorlar.
aşırı eksik bırakıyorlar. Aslında onlar da bize aynı ilgiyi gösterseler biz de bir şeyler yapabiliriz belki, aynen. Umarız en kısa zamanda onlar da o ilgiyi size gösterirler akademisyenler. Zorluyorlar, aşırı zorluyorlar. Öyle bu şekilde. Yani herhangi bir nedenim yoktu daha doğrusu. Ama zorunlu olarak geldim buraya. Geldikten sonra da kararım değişti. Puanınız ancak burayı tutturuyor. Puandan ziyade dediğim gibi zorunlu oldu öyle. Mecbur kaldım öyle. Tercih verdim, son tercihim de geldi. Ondan sonra ama güzel bir üniversite yani. Gelişime açık bir üniversite. Eğitiminden memnun musunuz? Eğitimi güzel, fena değil. Tercih ettiniz? Başka bir yer kazanamadığım için. Puan ancak burayı yetti. Puan değil aslında yani. En son burası oldu. Kaç yerde denedim olmadı, burası oldu. Teşekkür ederiz. İstemiyordum ben de. Ama oldu yani sonuç olarak. Buradayız, cehennemde. Eğitiminden memnun musunuz peki? Eğitimini daha görmedim yani. Daha birkaç haftadır 2 gün dersimiz var. Başka bir şey yok. Teşekkür ederiz. Hangi bölüm? Engeller için egzersiz. Neden bu Uşalparslan Üniversitesi? Evet, eksiklikler bayağı var. Hangi bölüm? Besyo. Besyo'da eksiklik yaşıyorsunuz yani. Aynen, Besyo'da sıkıntılar var yani. Spor salonu küçük. Geçmeyecektim daha doğrusu. Hani biraz da pişmanım. Hocalar falan iyi, hani hiçbir sıkıntı yok çok şükür ama hem çok soğuk hem de ulaşım açısından biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kesinlikle. O yüzden biraz pişmanlığı var açıkçası. Peki eğitim düzeyinden memnun musun? Ya şimdi bizim fakülte için konuşursak hani diğerlerine pek bir bilgim yok. Hangi fakülte? Eğitim fakültesi, Türkçe öğretmenliği bölümü. Ben bizimkilerden memnunum, tüm hocalarımızdan. Yani bunları diyebilirim. Ama şimdi farklı büyük üniversitelerde de okumak isterdim. Nasıl tercih ettin? Ben Uşalparslan Üniversitesi. Öncelikle memleketime yakın. Bitlisliyim. Ailem buraya gelmemi istedi. Pişmanım. Bence Muş Üniversitesi'ne gelinmemeli. Çünkü halkı, öğrenciye açık bir memleket değil. Çok yargılıyorlar. Eğitim olarak kötü, eğitimi de kötü.
sosyalleşmesi için, üniversitenin gelişmesi için öğrencilerine bağlı değil mi? Hem öğrencilerine bağlı, hem halkına bağlı, hem rektör beye bağlı. Yani bir bütün içinde olunmalı. Bence %70 öğrencilere bağlı da. Yani katılıyorum size. Arkadaşımız gelişme diyor da bence bir gelişme ilk başta insanda olması gerekiyor. İnsan kendisi azmetmedikten sonra belirli... Ben zaten kaçıyor. Yavaş yavaş. İnsan kendisi azmetmedikten sonra, kendisi istemedikten sonra bütün koşulların iyi olması da hiçbir şeyin faydasını göstermez. Günümüzde misal veriyorum, öğrenci var final gibi özel okullara gidiyor ama azim olmadığından dolayı... Reklam vermeyeydik iyiydi. Tabii eğitim genel olarak Muş Alparslan Üniversitesi olarak diğer üniversitelere oranın biraz düşüktür ama o kadar da yerlerde diyecek kadar düşük değildir bence. Yani umuyoruz sizin de düşünceniz bu yönde değişir. Peki eğitim düzeyinde bence iyi bir düzeyde. Düzey olarak değil, ben sosyalleşmek açısından, kişinin kendini geliştirmesi açısından Muş Alparslan uygun değil diyorum. Bence bütün üniversitelerde o durumda öğrencilere bağlı diye düşünüyoruz biz de. Olabilir, size katılıyorum. Teşekkürler.